İddiası da şu, insanlık bu şekilde başka bir boyuta geçecek ve dünyada cenneti yaşamaya başlayacak. Peki cennet bilinci ile ne kastediliyor? Bilinç yükseldikçe ve titreşimi arttıkça kabul, yüksek akıl, koşulsuz sevgi, sevinç, huzur ve aydınlanma gibi yüksek düzeyde deneyimler devreye giriyor. Bu frekans düzeyinde her şeyin ışıl ışıl göründüğünden, sabit olmadığından da bahsediliyor. Yani her şey hareket halinde ve titreşen parçacıklardan ibaret. Sevgi gitgide koşulsuzlaşıyor. Yani her şey olduğu haliyle güzel ve mutluluk verici. Her şey sebepsiz bir sevinç kaynağı. Dünya kusursuz, incecik ve büyüleyici bir güzelliğe sahip. Peki kim söylüyor bunları ve nerede deneyimliyorlar? Merhaba, yıllar önce bir roman yazdım. Yayın evine götürdüğüm ilk kopyada kitaba koyduğum isim şöyleydi cennete dönüyoruz. Yayın evi yöneticisi benim kapağı görünce kitabın isminde ısrarcı mısınız diye sordu. Açıkçası biraz utandım fakat belli etmemeye çalıştım. Üzerinde konuşabiliriz elbette diye geçiştirdim. Hiç unutmuyorum adam o sırada yakın gözlüklerinin üzerinden yüzüme şöyle bir baktı ama bir şey söylemeden önüne döndü. Ben biraz daha utandım. Neyse ki o sırada çaylar geldi ve biz içeriği konuşmaya geçtik. Sonra kitabıma geçen zaman içinde yeni bir isim bulduk. Hayata Uyanış. Bir sonraki görüşmemizde bunu yayın evi yöneticisine de söyledim ve adamın yüzü ışıldadı adeta. Bu olayın üzerinden tam 12 yıl geçti ve bugün size cennet bilincinden bahsetmeye niyetlenince aklıma hemen bu anı geldi. Neden bu konuyu işlediğimizi, neden benim anılarıma gönderme yaptığını anlatarak başlayacağım videoya. Biz bu konuyu yani gerçekten bu dünyada cennet bilincine erişmek mümkün mü meselesini geçen akşam videolarıma, başlıklarıma sıkça ilham veren, tavsiyelerde bulunan bir danışanımla konuştuk. Bana okuduğu bir kitaptan bahsetti. İngilizce bir kitap bu ve spiritüel gelişimle cennet bilinci arasındaki bağlantıyı anlatıyor. Özetle spiritüel pratiklere yoğunlaşarak insanın frekansının değişeceği, bu yolla algılarının açılacağı, bir süre sonra beden enerjisinin bile güncelleneceğinden bahsediliyor kitapta. Ve iddiası da şu, insanlık bu şekilde başka bir boyuta geçecek ve dünyada cenneti yaşamaya başlayacak. Dünyayı bambaşka bir gözle görecek, her şeyi derin ve bütünsel deneyimleyecek. Hatta buna bazı yerlerde beşinci boyutta diyorlar. Yıllar önce ben de boyut değiştireceğime değil ama bir çeşit cennet deneyimine geçeceğime bir parça itibar etmiş olmalıyım ki kitabıma Cennete Dönüyoruz ismini koymaya cüret ettim. Allah'tan yaşını başına almış olan yayın evi üstadımız bu acemi yazarın romantik heyecanını usulünce bir bakışla yatıştırmayı başardı. Böylece kitap hem hak ettiği ismi aldı hem de kapağı gerçekten vaat ettiği kadarını yazmış olduk. İlk romanım gerçekten de benim uyanışımı konu ediyordu. O satırları kaleme almama sebep olan bütün o olaylar 2000'lerin başlarında yüzüme yüzüme çarpmaya başlamıştı. Sonra silkinip kendime geldim. Ne oluyoruz yahu demek zorunda kaldım. Sonra da çözüm aramaya başladım. O zamana kadar başıma gelen her şeyin ama her şeyin dışarıdaki dünyanın ürünü olduğunu düşünüyordum çektiğim acının, sıkıntının, sıkışmışlığın, tıkanmışlığın kaynağının hep diğerleri olduğunu sanıyordum. Aynada seyrettiğimin kendi yüzüm olduğunu bilmediğim için de kendi tırnaklarımla yüzümü yoluyordum. İnanın, kendime o denli cahil, o denli uzak ve kördüm ki, sürekli tekrar eden bu olaylar karşısında bile şu soruyu sormak zerre kadar aklıma gelmiyordu. Acaba yaşadıklarımda benim de payım olabilir mi? Öyle ya hep mi benim başıma geliyor bunlar? Ve neden hep ben? Bu soruyu sormak yine de aklıma gelmedi ama Allah bana acıdı diyelim ve karşıma birini çıkardı. Yüzüme baktığı zaman ne yaşadığımı bir çırpıda anlayan birini. Öyle bir guru, spiritüel bir rehber falan da zannetmeyin. Kendisi bir çocuk doktoruydu. Kızımı götürmüştüm. Ama o asıl benim hasta olduğumu hemen fark etti ve bana hangi soruları sormam gerektiğini de o öğretti. Çok da komiktir. Ben bu soruları ilk kez çocukların oynaması için onun odasına koyduğu küçük sandalyelerin üzerinde öğrendim. Bugün hatırladıkça bunun bile ne kadar manidar olduğunu düşünüyorum. O gün onun aracılığıyla keşfettiğim dünya beni büyüledi, içine çekti, adeta aklımı başımdan aldı. Ondan sonra da hayatım geri dönülmez şekilde değişti. Ha bunun bir başarı öyküsü olduğunu söyleyemem size. Zaman zaman kendim olmak uğruna ödediğim ağır bedeller oldu. Ama ilginçtir, hiçbir zaman pişmanlık hissetmedim. Keşke kendime kör kalsaydım da kurulu düzenime çomak sokmasaydım demedim. Hayatı O Romanım yayınlandığında ben kendimi inceleme yolculuğumda henüz 5 yıl falan geçirmiştim. Ama dolu dolu 5 yıldı çünkü ben öğrendiklerim, keşfettiklerim karşısında o kadar coşkuluydum ki hemen her şeyi kendi üzerimde denedim. Kitaplar su gibi akarken ben bir yandan defterler doldurdum. Her şey inanılmaz heyecan vericiydi ve her seferinde kendimi Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi hissediyordum. Öyle olunca da öğrendiklerimi yazmak istedim. Bunlar o kadar önemli şeylerdi ki herkes öğrenmeliydi. Ve şunu itiraf etmeliyim ki kendi içinde yüzleşmelerini yapan, travmalarını keşfeden herkesin geri dönüşü olmayacak şekilde iyileşeceğine inanıyordum hele bedenimde hissettiğim o olağan dışı enerji akışı, aldığım vizyonlar, bazı kısmi beden dışı deneyimler sebebiyle sanırım ben de 5. boyuta geçtiğimi falan zannediyordum. Adı öyle olmasa da ama böyle olmadı. Ardından ağır deneyimler, beraberinde hayal kırıklığı ve karanlık geldi. Kendi karanlıklarıma indim. O cennetvari haller geride kaldı. Yerini dünya gerçekleri aldı. Umut yerini umutsuzluğa, inançsa yerini inançsızlığa bıraktı. Şimdi buradan bakınca görüyorum ki ben o zaman okuduklarımı pek de iyi anlamamışım. Daha doğrusu bir başını bir de sonunu anlamışım. Arasında yaşanacakları es geçmişim. Kahramanın macera çağrısını aldığı yola çıkış sahnesinden ben doğruca diriliş sahnesine atlamışım. Oysa arada kat edilecek bir mesafe var ve asıl o mesafe her birimizi kalıcı şekilde büyütecek olan bilgiyi içeriyor. Jung'un bir sözü vardır. Kökleri cehenneme ulaşmadıkça hiçbir ağacın cennette büyüyemeyeceği söylenir. Öyleyse döngü böyle. Cennete giden yol cehennemden geçiyor. Burada cehennemden kastım gölge ile yüzleşme deneyimi. Ben böyle algılıyorum. Çünkü maneviyat yolunda en zor olanın içindeki karanlığa bakmak ve onu kabul edebilmek olduğunu düşünüyorum. Din dilinden konuşmayacağım ama ruhsal yapımıza değineceğim için biraz varoluşsal bilgiye de inmek zorundayım. Dünya yaşamı tüm insanlara ağır gelir. Çünkü madde ağırdır. Yapısı ağır, frekansı düşüktür. Ruh gibi titreşimi yoğun ve üst bilinç düzeylerini deneyimlemiş bir varlık için madde katlanılması zor bir deneyim. Madde deneyimi ruhu kısıtlar. Bilincini, birliği hissedişini, koşulsuz sevgiyi algılayışını kısıtlar. Dünya deneyimi madde içinde yaptığımız ruhsal bir yolculuktur. Her yaşam özünde manevidir. Daha önce birkaç kez almıştım. Psişemizin hatırladığı ilk travma cennetten kovulmadır. Bu kolektif hafızamıza yer eden ve her insanın taşıdığı bir tür ilksel ayrılık acısıdır. İnsan bir olandan koparılışını hep hatırlar ve yaşamı boyunca yuva özlemi çeker. Bunun bu şekilde bilincinde olmasa bile hisseder. Bu ilk hikaye dünyanın bütün kültürlerinin kutsal metinlerinde anlatılır. Yani zamandan, mekandan, kültürden bağımsız olarak insanlığın hatırladığı içsel bir hikayedir bu. Coğrafya değiştikçe, tarih değiştikçe hikayenin ayrıntıları da değişebilir. Tanımlar, isimler değişebilir ama öz hep aynıdır. İnsanlıksa ayrıntılar üzerinden çatışma yaratır. Bir önceki videomuzda da anlatmıştım. Çatışma ve çokluk bu dünya oyununu kuran ana unsurlar. Peki cennet bilinciyle ne kastediliyor? Birazcık inceleyelim burayı. Bilinç yükseldikçe ve titreşimi arttıkça kabul, yüksek akıl, koşulsuz sevgi, sevinç, huzur ve aydınlanma gibi yüksek düzeyde deneyimler devreye giriyor. Bu düzeylerde yaşanan deneyimlerin ortak özelliği her şeyin bir olduğunun idrakına varmak. Aşkınlık hallerinde özne ve nesne arasındaki fark ortadan kalkıyor gözlemlenen ve gözlemleyenin aynı şey olduğu bir hissediş olarak deneyimleniyor. Bu frekans düzeyinde her şeyin ışıl ışıl göründüğünden, sabit olmadığından da bahsediliyor. Yani her şey hareket halinde ve titreşen parçacıklardan ibaret. Sevgi gitgide koşulsuzlaşıyor. Yani her şey olduğu haliyle güzel ve mutluluk verici. Her şey sebepsiz bir sevinç kaynağı. Dünya kusursuz, incecik ve büyüleyici bir güzelliğe sahip. Peki kim söylüyor bunları ve nerede deneyimliyorlar? Bunlar aşkın deneyimden geçen insanların geçmişten günümüze aktardıkları ortak haller. Adı üzerinde aşkın deneyim. Yani böylece günlük yaşamın içindeyken, her türlü uyarana maruzken bu haller içinde olabilmemiz mümkün değil. Peki aşkın deneyimler nasıl yaşanır? beyin dalga frekansını değiştirecek bir etki gerekiyor öncelikle. Bunlar çoğu zaman manevi pratiklerle bazen de madde kullanımıyla girilebilen haller. Dolayısıyla günlük yaşantımıza dair bir tablo değil bu. Yani sürekli mutlu olmayı beklemek, sürekli sevgi dolu olmaya çalışmak, başaramadığında da kendini yetersiz hissetmek yok. Çünkü bu deneyimler sırasında hissedilen güç bireysel varlığımıza ait değil, enerji alanını temsil ediyor. Bu bir oluş hali. Maddedeki insan deneyimimiz de başka bir oluş hali. İlahi düzende her şey yerli yerinde parlar. Öte yandan şunu da söylemek gerekir. Bilgenin gölgesi insanlardan ve dünya hayatından uzaklaşma eğilimi olarak kendini gösterebilir. Bu da inceden bir kibir barındırır. Buna bilgenin kibri denir ve gurularda, spiritüel önderlerde sıkça rastlanır. Bunu yermek için söylemedim. Benim anlayabildiğim kadarıyla düzen böyle. Yani kutupluluktan kaçış yok hiç kimse için. Bu sebeple becerebildiğimiz ölçüde dengede yaşamaya bakalım. Denge candır. İhtiyacımız olandan ihtiyacımız kadarını almak, her bilinci tadında, dozunda deneyimlemek en sağlıklı fikir. Acıyı da, neşeyi de, bilgiyi de, cahilliği de. Her şey zıttıyla var. Ve bir şeyin gerçek bilgisi, biz iki ucu da deneyimleyip gördüğümüz zaman açığa çıkıyor. Cennetten kovulma travması sonucunda, dünya hayatında oyun kurucu olarak aldığım kompleksler ortaya çıkıyor. Özgüven, özdeğer, özsevgi üzerine bir oyun kuruluyor. Cennet bilincinde koşulsuz sevgi var. Dolayısıyla dünya deneyiminde diğer kutbu deneyimleyerek başlıyoruz, koşullu sevgiyi. Bir insana ne kadar yükselirsek yükselelim bu dünyada sevgi koşullara bağlıdır. Çünkü ayrılık fikri var. Sen benden ayrı bir varlık olduğun için kim olursan ol canımı yakabilirsin. Annem, babam, evladım ya da sevgilim olabilirsin. Yine de canımı yakabilirsin. Dolayısıyla acı çekerim ve içgüdülerim bana acıdan uzak durmamı söylüyor. Acı çektiğim zaman uzaklaşacağım ve seni de kendimden uzaklaştıracağım hiçbir şey değilse bile fikren, kalben bir ayrılık yaratacağım. Yine eksel komplekslere dönelim. Tanrı'nın koynunda ihtiyaçsızlık da vardı. Güven sorunu yoktu. Dünyaya indiğim gibi ilk olarak açlıkla ve ihtiyaçla tanıştım. Hem fiziksel olarak hem de duygusal anlamda sürekli olarak doyurulmaya ihtiyacım var. Bu olmadığı zaman güvende değilim. Güvende hissetmediğim ölçüde de bu dünyaya köklenemiyorum. Hep para problemi var çünkü burada yokluk fikri var. Sevgi ve güven ekseninde çektiğim sıkıntılar beni çaresizliğe sürükleyecek. Kendimi güçsüz, eli kolu bağlı ve işe yaramaz hissedeceğim. Bu da bana kendimi değersiz hissettirecek. Ve bilinç dışınız bu anlattıklarıma yatırım yaptığı ölçüde bu sıkıntılar yaşam deneyimlerine bürünmüş halde önünüze gelecek. Ama bu kısır döngü hareketle aşılabiliyor. Her farkındalık bir sapma yaratıyor ve yeni olasılıkları açıyor. İnsan böyle böyle gelişiyor. Burası adı üzerinde madde alemi, şehadet alemi. Maddede deneyimlediğimiz hallerle dönüşeceğiz. Bu sebeple bizden her zaman farkındalığın yanında eylem bekler burası. Bilgi ve irade birlikte çalıştıklarında yeni yaratımlara kapı açarlar. Kendinizden hiçbir zaman umudunuzu kesmeyin ve ne olur insanlardan ve dünyadan da umudunuzu kesmeyin. Gelişmek, tamamlanmak istiyorsanız bunu yapmayın. Geçenlerde bir alıntı paylaşmıştım Instagram hesabımda. Burada da tekrar anmak isterim. Kendimizi tanımaya devam etmek ve kendi hayatımıza sahip çıkmaya devam etmek bu iki eylem var ya her zaman çaba isteyecek. Hiçbir zaman otomatik olarak gelişmeyecek hiçbir zaman sonu gelmeyecek. Ama hayatınıza da canlılık getirecek. İnsanın temel meselesi yaşamaktır. Hayatı her yönüyle, her haliyle yaşamak. Bu insanı canlı hissettirir. Dünyanın en güzel köşesine bile gitseniz, yeterince bir süre geçirdikten sonra iç sıkıntısı peyda olur. Konfor alanı yeni bir macera çağrısını başlatır. Yaşamdaki kahraman her daim yolda gerek bilinç dışını sizi yola koymak için harekete geçecek ve bir yaşamsal kriz yaratacaktır. Sürekli mutlu olmak zorunda da değiliz. Bu bile bir ayrılık fikridir. Kendimizi bütünden ayrı düşündüğümüz ölçüde biz mutsuz oluyoruz. Her mutsuzluğun altında mutlaka bir ayrılık fikri vardır. Ve bunlar iptal, iptal, iptal falan diyerek de yok olmuyorlar. Öyle olsaydı hepimiz öğrendiğimiz her şeyi kitabına uygun bir şekilde uygulayabilirdik. Mesela kursu bitirip direksiyona oturduğumuz zaman usta şoförler olarak araba kullanmaya başlardık. Ama öyle olmuyor değil mi? Sürdükçe oluyor. Pratik yaptıkça gelişiyor ve otomatikleşiyor. Diğer yandan sanal alemde araba yarışına katılmış olmak da bizi usta bir sürücü yapmıyor. Tekerlek yola değdiği an işler değişiyor. Bilmem anlatabildim mi? Aşkın deneyimler, spiritüel pratikler başka şeydir. Dünya hayatı bambaşka bir şey. Bu yüzden kendinize yüklenmeyin. Umutsuzluğa da kapılmayın. Bizim tamamlanma deneyimimiz madde üzerinde ve açık bir zihinle bütünlüğü hissetmekten bahsediyor bize. Yani kahramanın yolculuğu cenneti dünya hayatına indirdiği zaman tamamına eriyor. Bu da neydi? Dünyada güvende hissetmek, sevdiğini, sevildiğini ve değerli olduğunu hissetmek olabildiği ölçüde. Her şey benle başlar, bizle devam eder. Kendi içinde bütünleşmeyi, şefkati başlatan insan bu ışığı dışarıya da otomatikman yayıyor. Herkesi kucaklamanız, kurtarmanız gerekmiyor. Zarar vermeyin, yoluna saygı duyun, bu kadarı yeterli. Zaten fazlası sizi dikkat ederseniz tekrar dengeden çıkarma yoluna sokacak. Kendi yolculuğumdan kesitlerle başlamıştım. Hikayenin devamını merak etmiş olabilirsiniz. Endişe etmeyin, inançsızlık da çaresizlik de zamanla dönüşüyor. Yeter ki siz aramaya, istemeye devam edin. İrade olduğu sürece kimse aynı çukurda sonsuza dek kalmıyor. Her gölge deneyimi bir gün gelip son buluyor. Hiçbir seçimimiz yoldan sapma değildir. Her adımımız ustalaşmak için aldığımız bir mesafedir. Önünüzü göremediğiniz yerde ruhunuzun bilgeliğine güvenin. Ve lütfen acıdan kaçmak için kendinizi bir şeylerle uyuşturmayın. Çünkü bu yol eninde sonunda yürünecek. Dönüp dolaşıp ayağa kalkmanız gerekecek. Kendinizi geliştirmek için araştırmaya devam edin derim. Akıl mantık süzgecinden geçirmediğiniz hiçbir bilgiyi de doğru kabul edip ona pisişik bir yatırım yapmayın. Size ölçüsüzce umutlar veren bilgi ve yöntemleri iki kere düşünün. Çünkü kazın ayağı öyle değil. Kadim ya da doğal adı altında sunulan pratiklere de kendinizi açmayın. Çünkü biz o kadim kültürlerdeki gibi yaşamıyoruz artık. Cennet bilincini bir şekilde deneyimlemek dünya hayatımızı değiştirmiyor. Hepimiz ruhumuzun çizdiği yolda kendimize özgü şekilde yürüyeceğiz ve öyle de büyüyeceğiz. Heyecan verici olan bu yolu keşfetmek zaten. Dünya deneyimi ruh için bir lunapark gibidir. Çünkü farklıdır. Tadını çıkarmaya bakın. Bugünlük de benden bu kadar. Bana Instagram hesabımdan ve ekranda ara ara beliren mail adresimden ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sevgilerimle.